Konuştum. Bir tane uçak mühendisi, elektronikçi de şeyi sormuştu. Ben dedi abi Adem'i anlayamıyorum dedi. Yani Evet, çok soru geliyor abi onlardan da tabii. şimdi zaten anlasan zaten Adem olmaz o vücut olur dedim. Ben de öyle diyorum abi. Sonra bir misal. Sonra yüzlerini çeviriyorlar. Şimdi bir misal. Adem oluyorlar. Sonra bir misal verdim de iki tane. Yani anlasan zaten Adem olmaz. Adem vücutsuz vücut olduğu için dedim ya dedi benim fehmime dedi yani anlayışıma biraz yakınlaştırsan onu duydu yani veya söyledim onu dedim ki şimdi birinci misal ne vermiştim dedim ki kafanın içi karanlıktır ha onun misalini verdim onu dedim ki bir jeneratör düşün makina elektrik imal ediyor şehir aydınlık. Hatta makinenin etrafı da aydınlık, ampul koyuyor. Makinenin içi karanlık değil midir? He, Adem bunun gibi. Aydınlık vücut, makinenin içi karanlık. Veya kafanın içini düşün, kafa. Kafanın içerisinde zerre kadar ışık şey yaparsa, eli söylüyor tıpçılar. Kafanın murat içine zerre kadar ışık girse kafa dış dünyadaki ışığı anlayamaz, idrak edemez. Hadi ya. Evet. Anladım onu Zerre kadar ışık kafanın içine girse, şimdi kafanın içerisi zifiri karanlık olması lazım. Işık oraya idrak ediliyor. Orası orada ortaya çıkıyor. Şimdi peki dışarıdaki ışık nevinden olsa içerisi Işık olmuyormuş, karanlık oluyor. Karanlık gözüküyormuş Murat. Niye bu işi Söylemişim bunu. kaşıyorlar abi? Bir fikrin var mı? He? İnsanlar niye bu tarafı kaşıyor sürekli? Adem'i kaşıyorlar. Bir fikrin var mı? Sebebi şu. Sen karanlıkta, zifiri karanlıkta oturup da çekirdek çıtlattın mı? Yok abi. Yok, istemez. Kimse karanlıkta tek başına kalmak ister mi? İnsanın da hatta şeyi merak etmiştim İrfan. Niçin insan kendisini tanımaktan kaçar hep? Niye pek yanaşmıyor? Hep böyle harici, motordur, uçaktır, işte şudur, budur, ne bileyim, dışarısı o bu. Niçin kendisiyle meşgul olmaz? Çünkü insanın içi karanlık ya. İnsan kendisiyle oturmak istemiyor. Ademini Kendisiyle, mi görüyor kendi? Adem'i, evet, yani içindeki o daha tanımlanmamış, Hani ihata edilmemiş. nihayetsiz, aciz, fakir. Aslında onlar Adem'in habercileri gibi böyle. Yani evet, yani orada Aciz, yani fakir, nasıl ki sonsuz, karanlıkta, kusur. karanlıkta, zifir karanlıkta çekirdek çıtlatmıyorsun ya. Niye o çıtlatmıyorsun? Kimse yani yapar da keyif almaz yani. Karanlık zifiri de oturursun bir yeşillikte, bir arkadaşınla, birisiyle derenin kenarına çatlatırsın. İşte bu Adem'i sonra sonra içirdeki bir ses bunu vücuda dönüştürmek istiyor ruh. Karanlıktan rahatsız Karanlıkta. Çünkü Adem'in vücudu olmadığı için vücutsuz vücut ruh onu tanımlamak istiyor. Onun için insan böyle hep Adem'i sorar. Niye sorar? Hatta şöyle Aslında de kendini mi soruyor demek kendisini soruyor. istiyorsun? Hatta şuna da dikkat edersin bak sağını söylüyorum. İtiraz ediyor mesela. Her itiraz edeni tenkit için sormuyor. Bazılarının üslubu da yanlış oluyor da ağzı. Tenkit ederken aslında diyemiyor biraz da izah et. Yani biraz da izah edilmesini istiyor. Dediğin gibi abi Adem'de böyle bir problem var. Mesela Adem sorusunu soran adam diyor ki bunu soruyorlar diyor. Demiyor ki lan böyle bir problemim var demiyor. Benim evet. Benim bir arkadaşım var. Arkadaşa lazım Şöyle bir problem var. macunla. Şöyle bir problem var ya. Şimdi demiyor Bir ki arkadaş sordu. Bir arkadaş. Lan Adem içinde biz. Bunu soran nur talebesidir. Evet, yani evet kimse bu sefer kendisi tanımlanmadığı, ihata edilmediği, kavranmadığı, idrak edilmediği her yersiz yer senin Adem'indir. Dedim ki abi Vücuda üstad da çıkması lazım. ben dedim ki üstad ona bir isim koymak için hani bir adı belli olsun diye Adem diyor buna dedim yani yoksa Adem'i tarif ettiğinden ve tanımladığından değil dedim. Evet. Adem tanımlasam vücut olur zaten dedim. Evet. Ya dedi insanlar merak ediyor falan insanlar meraklı dedi bu konuda ya dedim o insanlar neyi merak edeceğini bilmiyor dedim ya. Nasıl yani dedi
vücudu anlatsın ona, ben de ona adamı anlatayım dedim ya. O bana vücudu anlatsın. Ben de ona adamı anlatayım. Evet. Madem bu işi bu kadar biliyor. Evet, doğru. Abi hani önce bir vücudu anlamak lazım yani. Ki... Vücut, ha. Vücut dersini daha belki yapmışız da cahilane böyle. Benim de niyetim var inşallah, evet. Başlayacağım abi. Vücuda ha. Yani. Fakat iyi olur. Vücudu bilmiyoruz ki. Evet, onu... Vücut ve Adem iki menzil gibi diyor ya, orası mesela. Evet, iki menzil gibidir. Hani bir vücutsuz vücuda vücut veriyor, menzil diyor. Oradan alıp oraya getirir diyor. Bu cevabı da hani samimiyiz arkadaş, cevap veriyorum. Zaten samimi değilse bilmiyorum diyorum, evet. Ya. Yani telefondan i̇şte, cevap vermiyorum abi. Bu şey var ya, bu elektrik şey, jeneratör. Evet abi. Ona ben bu yüze bir misal biraz oturuyor. Ama yani, o şunu tanım değil, o tanımsız yani, tanımsız düşünmek için herhalde. Gözlük babında söylüyorsun abi. Ha, tabii tabii yani, o değil ya. Biraz daha akla yakınlaştırıyor. Evet. Hani karanlık zifiri ya motorun içi. Evet. O ama ışık onun zıttı. Yani başka nasıl şey yapacaksın? Yok abi yok. Yani şimdi bazı meseleler var ki hani buna isim takılır. Sadece böyle bir şeyin varlığı bilinsin diye. İsmi onun kendisi değildir yani. Mesela bir İrfan, evet, ismi tabii vardır. İrfan diye birinin varlığını bilmek için. Evet mesela. Ama İrfan'ın kendisini ifade etmez o. Yok canım. Evet. Mesela biz mahiyeti zatiye diyoruz. Böyle bir şeyin varlığından haber olsun insanlar. Yoksa mahiyet hakkında bilgimiz yok yani. Yok. Abi. Öyle. Zaten ben çoğu zaman cevap vermem abi. Yani evet. Hiç tanımadığım birisi ise bilmiyorum kardeşim diyorum. Bazen gruptan falan yazıyorlar. Numaramı falan nereden alırlarsa. Hiç sakız var ya. Ama şimdi de vermediğin zaman tanıdık ya, tabi sen öyle... Ben tanımıyorum ki adamı. Efendim, buyur bir şey abi. Söyleyeyim, bir paylaşayım mı? Evet. Şimdi... Memnun olursun. Aslında şöyle bak, bir şey söyleyeyim. Adem'i kendisi için anlamıyor. Başkası için anlıyor. Mesela şöyle, İrfan'ın yok olmasını ben anlayabiliyorum. Ama benim yok olmamı anlayamıyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela diyorlar ki Adem'e düşmekten bahsediyor. Oo, cehenneme düşeceğine Adem'e düşeceğine cehennemde kal. Evet. Misak, tamam mı? Heh. Peki mesela sen İrfan'sın, karşındasın, konuşuyorsun böyle, değil mi? Yani? Bir anda düştün ve hafızanı kaybettin. Tamam. Düşünemiyorsun, konuşamıyorsun. Hayır, her şeyi unuttun. İşte İrfan Adem'e gitti. Senin Adem'e gitmen bu. Bak. Adem'in şuuru olur mu? Şuuru olması lazım abi. Adem'e şuuru... düşene şuuru olur mu? Ha, onu bilemem. Olmaması lazım. O zaman acıyı çeken kim? Adem'e düştüm diye. Demek ki Adem'e düşmek kendisinin yok olması değil. Mesela diyoruz ya. Mesela senin kafandaki zaten bir mimarın kafasındaki, özür dilerim. Evet, tamam. Bir mimarın kafasındaki proje kağıda dökülmediği sürece Adem'dir. Onun ilmindedir. Adem ilmi vücuttur deniliyor mu? Evet. Tamam. Onun ilmindedir. İlmiyle bir ünvandır. Ünvandır. Her doluş bir ünvandır diyor ya. Mektup otelde. Tamam. Şimdi, tamam mı? Şimdi böyle olunca Adem, mutlak Adem yoktur. Allah'ın ilmindedir. Her şey ilminin dışına çıkamaz. O da var mı? Var. Allah'ın ilminde olmak... Bu arada yapıyor. Murat İsmail'e telefon et, sesli kaydı şey yapmamış, hazırlık yapmasın. Bir ona çaldır da baksın. Otobana çıkınca şimdi yola biraz karışık abi. O zaman tamam. Niye adam bu kadar kötü? Tamam. Demek ki Adem tamam. Daha değişik bir zaman otobana çıkınca. Şuurun elinden alınması tamam. Senin sende olmaman. Aklın başından olmaması. Buraları iyi biliyor aslında. Bence Adem bu. Evet. Karıştırabilirim yani. Çünkü neden? Ben çözdüm olayı diyorsun da. Yok yok. Kalan seni ilgilendirir. Yok yok. Benim problemim değil diyor. Şunu söyleyeyim. Mesela diyor ya senin Hasan abi kime diyordu üstad? Sungur abiye mi diyordu? Senin için şuhut olan. Şimdi Hasan Feyzi'nin gözünü... Gözünün önünde olan Sungur'un şeyinde diyor. Hayalinde diyor. Öyle diyor değil mi? Düşüncesinde değil mi? Evet. Hasan, yani senin kalbinin derinliklerinde olan diyor. Hasan Feyzi'nin diyor gözünün önündedir diyor. Hatıralarda geçiyor. Yani senin evet. Adem'inle benim Adem'im de bir değil. Evet. Evet. Adem herkese göre değişir. Çünkü evet. Adem alemleri Adem diyor. Farklı olduğu gibi. Aynen öyle. Çünkü zaten o... Ben sana vereyim, ben sana vereyim. Var. Senin bana verdiğin... Yok, var. Al abim ben kullanırım. Al lan, kullanmayacağım. Sana verin abi onu. Evet. Çünkü cebinden çıkartayım. Al. Abi insan bir geri çevirsin. Olmuyor gerçekten. Abi bende de var ya sarısı. O verebilirim. Sen abi değil mi?
şey ne diyecektim ya? Tutmuyor musun bana? Alemi yani o itikad ettiği için idam ebedi oluyor. Değilse idama gitmiyor. Adem'e gitse dediğin gibi zaten yok oldu. Yok oldu. Acıyı çeken kim? Ama Adem diyor. Acı yok ki. O zannında Adem, öyle oluyor. Adem'de acı yok. Var. Gafur. Var. Cehennemde acı var. Peki abi Adem'e gitmekten neden korkarım adam öyle? Adem tanımlayamıyor ki. Zannında gidiyor ama. Zannında gidiyor işte. Ha? Buradaki adam niye yanıyor? Şöyle olur mu bak? Aynen o zaman benim dediğim gibi oluyor o zaman işte. Tabii. Peki Gafur şöyle düşün. Adem'i mi? Şimdi aşın, işin, evin, yatın, katın her şeyin tamam. Bedensel de sağlamsın bak şimdi. Adem belki bu olabilir mi? Eşin, aşın, işin, yatın, katın, aşın her şeyin tamam. Tamam mı? Tamam. Ama düşüncesi bozuk. Düşüncesi onu bu varlık içinde, bu nimetler içinde o şeyi, düşüncesi, zannı, evet, tahayyülü ve tasavvuru bozuksa o varlığın içinde azap yaşamaz mı? Kesinlikle. İntihara gidenlerde bu oluyor. Bu oluyor abi. He. Peki bu kadar nimetler içinde çözümü intihar olan sıkıntıyı hayal et. İntihar çözüm olarak görüyor ki intihar ediyor. Çünkü bir şeyden kaçıyor. İntihar nedir? Kaçıştır. Ne? Sıkıntıdan kaçıştır. İntihar çözümse kendisi nedir? Şimdi sorum şu. Bu nimetler var. Eşin, aşın, işin, yatın, katın, atın, her şeyin varken bir düşüncen bozukluğu seni nereye atıyor? Bunların dışına atıyor. Var içinde yok. Evet. Cehennemi yaşamıyor musun? Aynen işte. Aynen, Adem buna benziyor. Onun, büyücü diyor. Zakkum ağacı diyor. İşte çekerek aynen. Zakkum ağacı. İşte olur. Benim ifade etmek istediğim de ama şu varlığın içinde senin, ters, senin yönetim senden alınıyor yani. Sen tersini söyleyeyim cehennemi şimdi. Şimdi adam ateşler içinde yanıyor ama bu kadar ümmeti İslam'a, Muhammed ümmetine yardım ederken cismim diyor cehennemde yanarken gönlüm gülgülistan olur. Vicdanı rahat. O kadar kuvvetli bir düşünceyle bedeninin dışına çıkıyor ki bedenine yapılan işkence hissetmiyor. Bunu istihbaratta bu eğitimi alanlar var en zirve. Jiletle bile kese zor hissediyormuş. Yani bizim gibi değil yani demek istiyor. Yani bunun eğitimini vücudu alıştıra azap çeke çeke sıkıntıya alışıyor. Tamam mı? Bizim gibi değiller. Şimdi cehenneme girse bile yani işkence yapıyorlar. Adam konuşmuyor. Yani istihbaratın en zirve ustaları işkencenin her çeşidini yapıyorlar. Konuşmuyor. Yani cesedim diyor cehennemde yanarken gönlüm gülgülistan olur. Bunun ileri seviyesi yani düşünceyle bedenin arkasına geçiyor. Narkoz gibi. Arkaya geçiyorsun. Adem ise bunun gibi değil de düşünce imkanı veriyor. Zaten kendisini düşünebilsek, tanımlayabilsek Adem olmaz vücudu. Nedir o? Bu kadar büyük nimetler içinde Adem'e benzer tasavvuru, zannı, olumsuz düşünceler onun psikolojinin dibine sokuyor ki intihara götüren o işte Adem'in sureti gibi bir şey işte. Vücut içinde Adem böyle bir şey. Yani zaten o idam ebediyle hapsi müferit. Şimdi idam ebedi de diyor ya. İdam ebedi. Yani ebediyen o zannında kalacak. Ama var. Yok olsa zaten bir şey hissetmez. Şimdi orada daha çok adam soru soruyorlar onu. Diyor ki ben cehennemde bunu Hafız da sordu. Cehennemde yanmaktansa yok olayım daha iyi değil mi dedi ya. Ustad cehennem dahi olsa vücut isterim diyor dedi bana. Dedim ki bak ya leyteni küntü turaba. Yani keşke yok olsaydım demiyor. Keşke mesuliyetsiz bir vücudum olsaydı. Toprak olaydım demek. Vücut sahnesinde olup ama mesuliyetsiz olsaydım. Peki yok olmayı kim istiyor? Hani şimdi diyor ya cehennemde yanmaktansa yok olmak daha iyi değil mi? Bunu söyleyen nefistir. Zaten vicdan ustad söylüyor. Vicdan Adem'i istemez. Uyanık vicdanın dinleyen Adem'i istemez. Peki yok olayım cehenneme girmeyeyim diyen kim gafur bunu?
nefistir. Yok olmayı istemeyen kimdir? Yani Adem'e düş... Yani yok olmayayım, Adem şey, cehennemde olayım, vücutta olayım. Bunu isteyen de şeydir. Vicdan. Vicdandır. Vicdanın sesini diyor bu. Vicdanın sesini dinlersen, vicdanın sesimizi nereden dinleyeceğiz? O kadar sesler var ki dünyada. Vicdanımızın sesini gelmiyor ki. Vicdanın sesini dinlesek bu yanlış yapabilir miydik? Bizim kız aynen sordu. Madem yok olacak, neyi isterler ki? Kız mı sordu sen çocuğu? Hayır, sana sordu. Allah Allah. Ne dedi? Madem yok olacağız dedi. Niye o zaman hani küçük günde hayalimden sordum. Var ya. He. Cehennemde olsa. Zaten yok oluyorsan neyi hissedeceksin ki dedi. İşte demek ki yok olmak değil. Değil ha, onu ben de öyle anlattım. Var. Cehennemin belki en alt tabakası ama o kendini Adem'de biliyor. Aynen öyle. Aynen. Adem'i yaşıyor. Ya ama varlıkta. Ki, düşünsene ki mesela bak bak dokundun ya, yandın, elini çektin. Dokundun ya, yanıyorsun da elini çekmeyi bile hesaplayamıyorsun. Sende değil yönetim. Acıyı çekiyorsun ama yönetim sende değil. Yönetimin alınması. Yok. Zıttın. Yetmiyor o gibi yaptım ya. Yetmiyor mu? O normal işkence de aynı şey. Yok yok. Sana veriyorlar. Hayır hayır. Yönetimin senden alınması, yönetimin. Sende hiçbir yönetim yok. Şuurunun olmadığını nasıl şuur edeceksin, şuurun yoksa abi ya? Nasıl? Madem şuurun yok diyorsun. Şuurunun olmadığını, şuurun... Ama acı çekiyorsun. O zaman şuurun var. Yönetim nasıl sende değil? Yani vücudun içinde yokluk değil de Adem şöyle de olur. Benzin sudur. Sudur ya. Suda sudur. Ama o suda ateş var. Hidrojen oksijen değil mi? Evet. Mesela benzin sudur. Zahire baktığın zaman ama ateştir. Ateşin vücudu haricisi benzindir, sudur. Su mesela. Hidrojen oksijen değil mi arkadaşlar? Öyle ama birisi yakıcı iken söndürücü olmuş. İşte vücuttan Adem çıkması yani artık tanımlayamıyoruz. Tekvinin alemi şehadete bakan tarafı vücut, vacibe bakan tarafı Adem. Yani benzin suyken ateşi barındırıyor. Peki su nedir? Ateşin vücut haricisidir. Suda ateş ya. Veya düşünce ne kadar büyük nimettir. Seni kuyudan, hapishanelerden çıkartıyor. Ama ne kadar acayip de dehlizdir ki seni dibe sokuyor. Ya var olmayan bir düşünce seni nasıl cehenneme dönüştürüyor ya? Düşünceler. İşte o düşünceler sanki benzindeki ateşi ortaya çıkarıyor. O zaman Adem'i konuşurken birkaç çeşit Adem diye ayırmak lazım. Mesela bir benim zıttım da bir Adem. Var. Adem'i sırf var. Adem'i mutlak var. Kur'an'da şey Risale'de diyor, geçiyor ki Adem'i sırf zaten yok diyor. Adem'i mutlak var. Adem mutlak yok diye demiyor. Adem mutlak yok diyor da Adem sırf başka. Ha ha, ters mi söyledim ben? Adem mutlak yok diyor da Adem'i sırfı başka, böyle bir iki yerde geçiyor. Bir de 29. Lema-i Arabiye'de geçiyor. Nasıl anlatıyor abi? Onu şöyle, o Murat Dursun'la yaptığımız dersi ben yeni metne dönüştürdüm. Dönüştürdüm. Yeni orada, taze bilgi sesi bir nakletti bize. Ha, oradaki kısımda epey Adem'i sırfı tartışmışız. Ha, öyle mi? Siz ilk önce birkaç bir şey demiştiniz. Afyon'daki orada, ders mi? Afyon'daki ders. Ha ha, biz tersi. Adem'i mutlak yok diyor. Ha tamam, Adem'i mutlak yok ama Adem'i sırf var. Adem'i sırf hiçten vücuda çıkartmak diye ifade edildi sanki o şeyde, o derste. Oraya geldi mevzu. Epey hiç... bir... Siz bir mümtenilerin şeyi falan gibi anlatmıştınız. Sonradan biraz kaldırdık mevzu, yani dersin belki yarısı o Adem-i Sırf'ı konuşmuşuz. Yani. Demek ki nedir? Kulası hatırının varsa Adem-i Sırf ne? Yokluktan Adem, varlığa çıkmak? Hiçlikten, içten vücuda yaptığım, yani iki türlü icat vardı ya, bir iptal inşaydı. Evet, iptal ve inşa. Ha, yani oradaki içten vücuda çıkartmak Adem-i Sırf'a bakıyor. Bir de vardan var etmek Adem'e bakıyor diye gibi. Ha, öyle evet. Ben hatırlıyorum şu an yani. Çok güzel. Ama Adem'i mutlak zaten yok. Adem mutlak zaten yok. Zaten o çünkü ilmi mühit yazeli ihata ediyor diyor. Hatırladın mı? O derste de zaten İbda ve ne Adem, İbda inşa. Yani bir tür bir hiçten var etmek, bir de vardan var etmek. Tamam.
Hangisi Adem'den gelen Adem'i oluyor? Adem'i sırf hiçten var etmeye bakar. Adem yani yokluktan vardan var etmekte şeye bakar gibi iyiye gelmiş derse. Tamam, o zaman demek ki Adem bizim konuştuğumuz Adem. Adem'i sırf zaten bilmiyoruz. Şimdi İsmail'i ara hazırlık yapmasın şey. Demek bizim bildiğimiz Murat. Zıttı olan şey. Abi şimdi konuşur ama sen istiyorsan konuşalım. Yok tamam, ben konuşursam uzak olur. Arayayım ben ama o şeydeki ders, Murat Dursun'un yaptığı dersten... Ben oradaydım abi, dersteydim. Yok işte, oradan şey yapıyor da... Oradaki dersi bana, özetledim aynen de... Aynen de öyle oluyor, İrfan abi dedi, ben de anlamadım demiştim. Ha, aynen öyle demişsin, sen de bir iki şey yapmıştın böyle. Şöyle bir... Rüştü abi... Öyle mi? Rüştü abi şöyle, şöyle bir misal veriyordu. Adem'i, vücutta Adem nasıldır diye... dedi ki... fizikte bin sıcaklık var ya, böyle yüksek fırın. Evet abi. Bunu Risale'de de geçiyor ama derece vermiyor. Kül fırın abi. He? Ben laboratuvarda kullandım onu. Kül fırın ismi bunun adı. Kül mü? Kül fırın. Kül. 1200 dereceye kadar çıkıyor. 1800 santigrat dereceye kadar gelen bir ısı ama kısa bir dönem yakmıyormuş o derecede. Etrafındaki ısıyı çekiyor, brudetiyle yakıyormuş. Bak bir de, mesela yüksek fırında bize de okulda cisimlerin dayanımında anlatmışlardı. Öyle kalmış 1500-1800. Diyor ki hoca, uzun bir müddet değil ama diyor. Rüştar bu manada bunu söylemişti. Yüksek fırın. Taş eritiyor biliyor musun? Yani artık taş mı kalır? Demir 1800 santigrat dereceye, ki 1500'de demir eriyor. 1800 santigrat derecenin bir kıvamına geliyor İrfan. Evet abi. Kısa bir dönem ama etrafını yakmıyor. Etraftan ısı alıyor ve brudetiyle yakıyor. Bu kadar 1800 santigrat derecenin içerisinde soğukla yakan ateş vücut içindeki Adem gibidir işte. Ben buna çok düşündüm ya. Niye böyle bir şey vardı? Yani ne bu bize neyi anlatır diye çok düşündüm de bir çıkış kapısı bulamamıştım abi kimyada bu eğitimi aldığımız zaman. Ama ya, ne gerek var böyle bir şey yani? İbrahim Aleyhisselam'a diyor ki ya nari künü berden ve selame. Evet. Yani bak ya nari künü berden selamın yani serin ol diyor. Selametli ol bir daha diyor. Evet. Şimdi serin olursa brudetiyle yakar. Selametli olursa ifrat tefritten kurtulur, vasat oluyor. Yani vücutta Adem nasıl? Yani 1800 santigrat derecede soğuk olur mu? İlginç yani. Veya eylemde gösterdi Rüştü abi derdi. Adam çocuğunu dövüyor. Zahirde celal değil mi? Ama aslında cemal, şefkattir. Şefkat için dövüyor. Terbiye için. Terbiye için dövüyor. Ama zahirde celal. Batında cemal. Ama sokakta onun 10 katını birisi yapsa yabancı ilgilenmiyor. Yani tabii etrafını kazıyor tabii. Arabada seyahat ediyoruz. Niye konuşuyoruz bu? Evet. Ya bu tür şeyleri. Peki hani var ya bir sır. Bazıları şu soruyu soruyor da onun için ihtiyaç duydum bunu. Ya diyor, niye bunları konuşuyorsunuz diyor. Sırdır diyor. Ya sır konuşmayın demek değildir. Adı sırdır. Konuşulmaz anlamında değil o. Adem vücuda çıkartamayacağız. Ne kazarsak Adem'den vücuda çıkıyor. Dibi var mı? Yok. Neye benziyor? Su yumuşaktır, kaya serttir ama vura vura oyuyor. O yüksek fırın çok güzel bir şeydi. Yani vücutta Adem nasıl? 1800 santigrat derecede soğukluk nasıl varsa vücutta da Adem öyledir.
Şey de öyle. İlim cehaleti barındırıyor. İlimden cehaleti kaldırın bakalım. İlim ne olur? Hatırladın mı Gafur? Nasıl abi? İlimden cehaleti kaldır. İlim ne olur? İlim mutlak olur. Allah'ın ilmine dönüşür. İlimden Allah'ta zan yok. Allah'ta da cehalet olmadığı için. Zanları kaldırdığın zaman ilmin meratibi kalmaz. Şöyle diyeyim. Allah'ın kudreti sonsuzdur. Niye? İçinde acizlik yok. Allah sonsuz zengindir. Çünkü içinde fakirlik yok. Allah sonsuz ilim sahibidir. Çünkü içinde cehalet ve zan yok. Tamam abi, ben size bir soru sorayım o zaman. Evet. Şimdi ezel Allah'a bakan taraftır, ebed mahluka bakan taraftır diye konuşuyoruz ya abi. He tamam, aynı. Ama şöyle de bir şey var. Ezel olmazsa ebed olmaz. Yani onu demek biraz şey. Yani ezel olmasa ebed mi olmaz diyorsun? Evet. Yok, öyle değil. Şu neye benzer? Cemal olmasa celal olmaz demek gibi oldu. Allah 146 mesleğinde diyor ki bu kainatı yaratmadan önce ben tanımlıyorum, yani böyle değildi. Allah bu kainatı yaratmadan önce ne yapıyordu? Ne yapıyordu? İlmi muhit ezeliden temessül eden imkanı vücutlar vücud ilmi aynı olmuşlarsa diyor. Hakiki vücut mertebesine mazhar olamamışlar. Yani Allah'ın mahiyet-i zatiyesi, şuunat-ı zatiyesine, şuunat-ı zatiyesi, sıfat-ı zatiye, sıfat-ı zatiye, sıfat-ı subutiye, sıfat-ı subutiye, esma-i zatiye, esma-i zatiye, böyle ezeli ebedi vardı. Yani varlığı yarattıktan sonra Allah'ın ebedi, ezeli değil de ebedi çıktı değil yani. Yani Allah cemal varken celal da vardı. Yani bununla vücut tanımladı değil. Bunlar bizim için var. Bu meratipler bizim için var. Allah için böyle bir şey yok yani. İşte zaten aslında aynı şeyi söylüyoruz abi. Evet, yok. Yani ebede bakan mahluktur abi. Yani bir varoluş. Ezelin içindeki varoluş. Yani kainatın var olduğunu hani izah edemiyor ya abi. Düşünüyorum senin söylediklerini. Yani nerede genişledi abi? Nerede genişledi? Yani o patlamayla kainat oluştu denilmiyor mu abi? Fiil bu. Fiil. Patlamayla genişledi, genişlemeye de devam ediyor abi. Peki ne diyorum biliyor musun? Nerede genişliyor bu? Ha işte İrfan, bu da hoşuna gidecek. Dinliyorum abi. Bak şimdi, Big Bang patladı. Tamam abi. Genişledi değil mi? Genişledi abi. Fizikçiye sordum. Yani bir mekan olması lazım ki genişlesin. Evet. Big Bang genişleyerek mekan oluştu diyorsun. Big Bang nerede genişledi dedim. İşte Adem'de o. Adem'de de işte aynen öyle abi. Evet, Adem'de. Dolayısıyla ezel ebedin ademidir abi. Ezel ebedin ademidir. Aynen, evet. Doğru. Şey de ebed de Adem'in şey ezelin vücut haricisi. Vücut haricisidir. Tersini desen daha mantıklı olabilir. Daha... Ebed ezelim ademi. Abi yok. Ezeli bizim canibimizden baktığımız zaman sıfır hacim diyor ya. Çok acayip Big Bang için. Evet. Hacim yani bizdeki nedir? Derinlik ölçüsüdür. Derinlik ölçüsü olmadan haldeki bir dönem yani. Aslında derinlik ölçüsünün olması için böyle bir alanın olması lazım ama bu derinlik ölçüsünü kazanacak şey daha olgunlaşmamıştı abi. Yok. Tekamül süreci oluşuyor ya. Ama Big Bang nerede gelişti? İşte mesela su ya yayıldı, döktün su halıya yayıldı değil mi? Evet abi. Big Bang nerede yayıldı? Mekan yok ki. Yok, evet. Onun yayılması mekan oluyor. Peki o nerede yaydı? Orası Adem işte. İhata ediyor, istila ediyor vücut Adem'i. Genişlemeye devam ediyoruz abi. Evet. Mesela neye benziyor? İnsan 18 bin alem içinde. Ya nerede 18 bin alem? Big Bang. Mekansız mekanda gelişleyip mekanı oluşturduğu gibi 18 bin alem de bizde de böyle. Evet. Ya mekan yok. Yani onu fizikçiye sordum. Yani ondan sonra fizikçi ha, fizik öğretmeni. Dedim mekan. Vallahi hiçbir bilgim yok dedi ya. Abi, ve meraklı birisi bu. Ve Adem kavramı hiç düşünülmüyor abi. Vücuda ve maddeye o kadar değer veriyoruz ki. Bu tarz bir soyut düşüncelerin içerisine hiç giremiyoruz yani. Birisi bize söylediği zaman da garibimize gidiyor yani. Birisi de bunları konuşunca da bir de tenkit ediyoruz biliyor musun? Evet.
acayip bir şey ya. Bir de tenkit ediyoruz yani. Allah sanki Risale-i Nur mevzusu değil. Ya enfusu diyorsun, sanki uzaydan geldim ben. Sanki külliyatı mevzusu değil. Ustad İşaret-i Caz'da, 29 sözde afaki, enfusi. Ya bir de daha ilerisi var enfusun. Aradığımızı aradığımız zattan sormalıyız diyor. Allah Allah'a soracaksın. Ya bunlar şeydir diyor. Nedir? Teşbihtir diyor. Senin söylediğin suret de hakikatsız bir suret var mı? Hani hakikatsız bir şey mi? Niye ya? Niye Allah'tan kendini uzak tutuyorsun? Niye Allah'ı öteliyorsun? Niye ben Allah'a sormayayım ki sen kimsin ya Rabbi? Musa Aleyhisselam sormamış mı? Ya Rabbi senin ümmetin, benim ümmetim, senin kulların seni soruyorlar kimdir diye. Ne diyeyim dedi. Allah ne dedi? Ben en Allah dedi. Ben Allah'ım, onlara öyle söyle dedi. Abi bu tarz meseleler mesela sadece hani Cenab-ı Hakk'ın seninle olan münasebetini anlayamamanın neticesi de mesela nasıl ki şeyler var. Din içerisinde mezhepler var. Bunlar da dinsizlerle alakalı olan problemleri ortaya çıkarıyor. Diyor ki mesela yani bazı kişilerle konuşuyor, diyor ki Allah diyor niye sadece Muhammed'le konuşuyor diyor. Ben onun kulu değil miyim diyor. Halbuki Cenab-ı Hak sana da seninle de konuşuyor ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sana yol ve yöntem gösteriyor. Bak bu işin doğrusu bu. Bu şekilde evet. Yapılır. Bu usul öğretiyor yani. Bu şekilde söylersen insanlara itici gelmiyor abi. Ve dediğin gibi, biraz önce dediğin gibi temel problem şu. Benim gördüğüm insanlar kendini bu şeylerden soyutluyorlar abi. Olmaz diyor. Cenab-ı Hak konuşmaz benden. Tenezzül etmez diyor. Halbuki yani kainatın halifesi olarak yaratmış seni. Bu halifelik sadece tek kişiye az bir şey değil yani. İşte batın olan olmaz. Her şey zahirdedir. Biz kusurluyuz. Kusur deyince de sadece günah anlaşılıyor abi. Maalesef. Nakıs, evet çok güzel. Yani kusur deyince günahlarla doluyum zannediyor. Doğru söyle dedim bir tanesine İrfan. Evet abi. Allah benimle niye konuşuyor? Sen dedim kendini beğeniyor musun dedim. Sen kendini beğeniyor musun dedim. Doğru söyle. Yok dedi. Sen dedim kendini beğenmiyorsun da bir başkası beni beğensin diye niye iddia ediyorsun? Peki sen sana mı örnek olmak isterdin rehber? Yoksa her konuda mükemmel ve ispatlanmış her konuda düzgün bir insan mı sana örnek olması lazım? Yoksa sen sana mı örnek olmanı isterdin? Doğru yaramak insanın fıtratında var abi. Mükemmel örneği tercih eder insan. Devamlı örneği tercih eder. İnsan öyledir. Çünkü merak ediyoruz. Hakikatin ne olduğunu merak ediyoruz. Evet. Yani. Doğru nedir? Bu arada köy yollarına girdik abi. Evet, çok güzel. Peki bir Adem'i de hissiyattan verdim başka da. Gene hatırıma geliyor ya. Mesela günahlar diyor. Sebaplar. Ameller vücudidir. Günahlar, şerler ademidir. Evet. Mesela üşümek sıcak olmanın tersidir. Üşümek de ademidir. Günahlar da ademidir. Günahın vücudu yok ki. Ama var yani. Nasıl var? Günah var. Eylemin kendisi günah değil. Mesela şöyle diyeyim. Cumartesi avlanmak Yahudilere haram. Yani cumartesi iş yapmak. İçki içmek Hristiyanlarda haram olmamış. Mubah. Şimdi Allah emreder hasen olur, ne eder kabi olur. Şimdi Musa Aleyhisselam'da cumartesi çalışıyorlar haram oluyor. Ben çalışıyorum helal oluyor. Demek ki günah oluyor. Günahın zatı vücut haricisi olsaydı ona da haram, bana da haram olurdu. Şimdi bana da haram olurdu. Vücut haricisi yok. Şimdi elem duyuyoruz. Mesela üşüyoruz. Günahta içimiz kararıyor. Acayip bir şey oluyor. Vücudu yok ama. Ademidir diyor. Günah nasıl ademidir? Bak ademi olduğun için bir şey diyemiyorum bak Gafur. Evet. Yani hem seyahat ediyoruz hem etrafı da seyrediyoruz hem yolumuzda tükensin de böyle niye burada ısrar ediyoruz diye. Yok çok güzel konuşuyoruz abi. Yani gittikçe hatırımıza geliyor ya bu uçak yorgunluğundan sonra. Şimdi günahları ademi mi? Evet abi. Vücudu var mı? Yok.
Peki gözükse de vücut değil diyor. Yok yani. Neticesi itibariyle değil. Aslında. Sureti günah yani adam. Adam eylem yapıyor, bir şey yapıyor, bir hareket, fiil yapıyor ama neticesi bu, Adem. Adem. Fiilin neticesi olmayınca o zaman şey olmuyor, vücut sayılmıyor. Yok, vücudu yok yani. Yani netice i̇şte, vermeyen bir şey Adem sayılıyor aslında. Aslında tövbe günahı vücuda getirip affettiriyor. Tövbe etmeyince değil mi? Tövbe Adem'i günahlar vücuda çıkarıyor. Vücuda çıkarıyor. Mesela niçin kafiri dedi bana Allah ahirette affetmiyor, Müslümanı affediyor? Çünkü kafirin günahı itikatsızlığından dolayı bütün her şeyi Adem'e düştü. Müslümanı niye affediyor? Müslümanın da kafir gibi günahı vardı ama tövbeyle vücuda çıkarttı. Evet. Var olduğu için affediliyor. Olmayan affedilmez ki. Küfür Adem'idir. Olsun ki affedeyim. Küfrün vücudu yok ki neyi affedeceksin? Peki Müslüman ne yapıyor? Müslüman o Adem'i vücutsuz vücutları tövbe ve istiğfarla vücuda çıkarıyor. Tanımlıyor, var oluyor, var. Ya Rab, aha bunu affet. Anladın mı? Çok ilginçtir. Buna günah demek önemli bir şey abi. Bu günahtır, evet. Bu çok acayip bir şey ya. Şimdi kafiri niye affetmiyor da dedim. Dedi Müslüman affetmiyor iman dışında. Kardeşim imansızlık ademidir. Affedecek. Allah'ım affet. Nereye affedeyim? Vücudu yok ki. Küfrün vücudu yok. Peki Müslüman ne yapıyor? İman ederek Adem'den çıkıyor. Günahı tövbe ile vücuda çıkarıyor. Günahı bu. Affedilecek bir şey var. O zaman affedilecek bir şey var yani. Ya. Çok bence ilginç. Hasan abi şu da Allah Teala Seyyar medresemize. Hiç günah işlemeyen kullar olsaydınız sizi ya, nasıl da abi o tamam. Yani günah işlemeyen bir kul olsaydınız ben sizi kaldırır. Günah işleyip de yani işleyebilip de işlememek, bak işleyebilip de işlememek veya işleyip de tövbe eden bir şeyi getirecektim. Bu günah işlemem anlamından değil. İşte, günahlar tamam. Bizi dayatacak içeriden. Yap yap yap. Bak bak. Vur vur. Bir dayatma olacak. Bu Adem'idir bu. Evet. Ama ben bunu buna muhalif olacağım. Çekirdeği patlatacak evet. Yani. He, mesela şey, patlatacaksın çekirdeği. Şu açık saçık geliyor. Dese ki içimizden bir ses var. Bak 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 bak. Ha. Peki o nedir? Bir enerjidir ya. Evet. Şeytan bir şey. Bak mesela günah nasıl hayra tebdil olur? Yübedullah seyyatim asana. Bak bak bak. Bakmadın. O var olan ortaya çıkan enerji ne oldu? Bakmamaya dönüştü. Bakma yok olmayacak o enerji. Kemalat. Kemalat oldu. Evet. Bakmamak çünkü o enerji yok olmaz. O zaman şeytan ne oldu? İşte, melek oldu. İşte abi bir şey söyleyeyim mi? Aslında bu da bu ya. Yani Allah-u Teala bizleri o zıtları büyük bir hikmetle mezcetmiştir. Bu işte abi. Evet. Yani günaha günahın var olması lazım. Sen yoksa Adem günah yani şu. Günah lazım demek vücut için Adem lazım demek gibidir. Heh, aynen öyle abi. Bu. Aynen böyle. Yoksa Adem yok vücut. Ne demek vücut ya? Ha, günah lazım demek ille günah işlemek anlamında değil. Adem lazım demek ille istila etsin değil. İhtiyarsızlık olmaz diyor Allah-u Teala sanırım burada. Yani vücudu nerede ihya edeceksin? Vücudu nerede tanımlayacaksın? İlmi nerede tanımlıyorsun? Cehalette, vücudu Adem'de. Doğru. Peki ihtiyar nerede tanımlanıyor? İradenin üzerinde. Doğru. İrade ihtiyarın ademidir. İrade ihtiyarın ademidir. Yok. İrade ha. Doğru. Evet. İrade ihtiyarın ademidir. Bu iradenin vücudu haricisi dış tarafı ihtiyardır. İhtiyar dimağdadır. Doğru. İrade vicdandadır. Doğru. Yani irade ile ihtiyar arasında vücut ile adem gibi. Onun için irade kainatın sistemine bakıyor. Allah'ın kaderiyle alakalı o. Elestu bi rabbikum. Dünyadaki işlerimiz ise ihtiyarla yapılıyor. Ama çok istisna insan var. İhtiyarını devre dışı yapıp iradeyle dünyada da çalışmak.
Müslüman da dahil ha. Kafirin zaten iradesi yok. İhtiyarla hareket ediyor. Hayvaniyettir. Çok bu da tuhaf. Bunu, bu abi bu çok önemli bir şey. Bir şey söyleyeyim mi size? Yani günah, günahın varlığı, günahın varlığı gerekli diyor Allah-u Teala. Günahın varlığıyla insan kemalata çıkabilsin diye. Başka bir yoksa günah işlesin diye. Değil. Değil yani o. Yani bir vücut olsun mesela cehalet, cehaleti var yani. Hadi cehalet olmasa ilmi nereye inşa edeceksin? Evet. Yani günah yapabilme potansiyeli, istidadında olacaksın ki şey olsun, o yapmama olsun. Şöyle diyeyim. Bir havuz düşün. Hep bu misal veririm. 100 metrekare kare ama. 100 metrekare. Ve bu karenin içerisine yarım metre su koy. Bir 100 metrekare. Bire bir kare parçalar. Plastikle döşe suyun üzerine. Bire bir. Hiç boşluk bırakmamak üzere suya diz. Su vereyim mi Murat? Al abi. Al abi. Bu kapağı açılmak üzere. Şimdi birebir suyun üzerine kapattık. Suyu alttan hareket ettiysek o birebir olan kare oynamaz. Şimdi peki belirli yerlerden boşluk al. Al oradan birkaç tane. Soldan al, sağdan al, ortadan al. Evet. Birkaç tane boşluk aldın. Suyu oynatırsak bu kareler yer değiştirir mi? Değiştirir abi. Bu karelerin de renkli lamba olsun üstünde. Evet. Farklı kırmızı, yeşil. Tavana farklı renkler vermez mi? Evet, verir. Yani o ara boşlukları, ara boşlukları olursa o suyun üzerindeki olanların yer değiştirmesine zemin hazırlamış olmuyor musun? Doğru, doğru. İşte o ara boşlukları onların farklı yer değiştirip de farklı vücut bulmasına sebebiyet verdiği için o ara boşluğu lazım. O ara boşluğu Adem'dir, o ara boşluğu günahlardır. O oradaki ışık hareketliliği de vücuttur abi. Vücuttur. Mesela peki, o vücudun iktizası mıdır o? Vücudun iktizası olsa dişe vuruşu olur. Boşluk vücudun iktizası değil. O ışıkların renkli hale olmak evet. istemesi vücudun iktizası mıdır? İktizasıdır. Mesela o plastik... Yani öyle olmayan vücut vücut değildir. Yani güneş ışık vermeksizin mümkün olmadığı, olmadığı gibi. Mesela güneş ışık vermese güneş der misin? Vücut tanımlanmış, tanımlanmayan... Yani o zaman vacibül vücut için de Adem gerekli. Hayır. İlmi vacibül vücut içinde değil. Onun vücudu bizim mevcut gibi mümkün vücut değil. Ama bu misalden gittik ya şimdi. Ha, ama o misalde zaten Allah'ın tekvininde Adem var zaten. Ezeli ve ebedi var. Çok tuhaf bu da. Allah'ın... Allah'ta yani Cenab-ı Hakk'ın zat, mahiyeti zatiyede Adem var mı? Mahiyeti zatiyede Adem yok. Zatı sıfatta var. Hasan abi ben bir şey söyleyeyim mi size? He. Ene emanetin bir parçası değil mi abi? Ene bir veçidir diyor. Bir veçidir diyor değil mi abi? Evet, ene yakın. Biliyor musunuz? Adem de bir veçi. Adem bir veçi olmazsa ene de ortaya çıkmaz. Varlık ortaya çıkmaz ki abi ya. Adem de bu. Adem var ya evet. Bunu kafasına taktım evet. da. Adem zaten var. Allah'ın ilminde iki dairedir diyor. Bize göre Adem, bizim bildiğimiz Adem. Allah'ın nazarında ikisi de daire. Adem'den alıp vücuda getiriyor diyor. Anladın mı? Ama Allah'ın vücudu sıfatıyla biz mevcutuz. Mevcut vücut değildir. Yani vücut mertebesi gibi değildir. Nedir o? Oradandır ama o değildir. Adem de zaten vardır diyor ama bizde yokluk anlamında. İki dairedir diyor ya bu ilimle vücut. Evet. İki daire oradan alıp oraya veriyor. Ama zatı mesela şöyle de diyebiliriz. Subutu sıfata göre zatı sıfat Adem'dir. Zatı sıfata göre şunatı zatı Adem'dir. Mahiyet-i zatı için Allah Resulü diyor ki amadaydı diyor. Ve sahabe sormuş. Ya Resulallah bu kainatı Cenab-ı Hak yaratmadan önce Allah neredeydi diyor. Eskide şey vardı. Bilmem sizin gençliğinizde var mı? Bir bardak çıkmıştı bardak. Böyle içine katlanıyordu. Sonra açılıp çıkıyordu böyle.
Evet. Sonra su içiyorduk ikisini. Evet. İşte bu katlanıp vücut buluyordu, içine su koyuyorduk. Katlardık, böyle düz oluyordu. Bardak böyle deniliyordu. Kaç kere derslerinde onlardan aradım, bulup onunla misal vereyim diye. Hasan hep onunla misal verdi. Ha. Diyorum ya, biz de herhalde memleket gereği aynı suyu içmişiz ya. Evet, ha. Ya. Kafalar biraz bir çalışıyor. Vücuda, içinde bir boşluk oluyor. Bazen de diyorum ki, vücut aynı zamanda, şey hava var ya hava. Şu hava vücuttur. O katlanan bardak açtığım zaman bu havaya bir muayyenlik veriyor. İçerisinde ki havayı dışarıdakiyle de berzah oluşturuyor. O bardağın içerisindeki hava donsa mevcut olur. Tamam, ben başka bir şey söyleyeyim abi size o zaman. Hava ise çok vücut güzel, olur. Çok harika abi. Çok, bak, benim hep hayal ettiğim şeyi söylüyorum bak. Hasan abi, bardağı katladınız. Bak, evet. Bunlar bilmez yaşları. Vücut kaldı, mevcut yok. Yaşları küçüktür bunları. He. Merak ettim abi. Bakın. Nasıl yapardık diye. Bardağı katladınız ya abi. Katladık. Şöyle çevirdiniz, bakıyorsunuz yuvarlak. Bu ezel abi. Harika. Bak, şimdi açtığınız zaman ortaya çıkan her kademe ebeddir. Ama ezel hiçbir zaman ebedin içinden yok olmuyor. Harika. Çok güzel bir misal oldu. Keşke bu bardağı bulsan da bunu göstersen. Olur bak, bulacağız. Şey yani bulacağız bu kadı olur. Aynen. Tebrik ediyorum. İnan. Yani ben bardağı bildiğim için söyledim. Vallahi Murat, abi, hakikaten sen o bardağı bilsen bu misal harika oldu. Yani böyle katlanıyor. Şimdi şöyle düşün, bu havayı düşünün bak hava. Almayın bu havası. Yani ezelin tezahür etmiş hali ebed. Belirlenişi. Belirle, tayin, teşahür. Şöyle bir şey olsa, kimyacı ya, iki kimyacı bak, iki şoförle şey. Şimdi bu hava var ya abiler, buraya bardağı açtım ben. Bardağın içindeki hava ile dışarıdaki hava bardağın cederleri, kenarları ikiye ayırdı mı? Bardakta bardağın içinde hava, evet. Bardağın dışında. Öyle kimya olsa ki bardağın içindeki havayı dondursak, donsa, o bardağın içerisindeki hava donsa bu mevcuttur. Almanya'nın şu havası da vücut. O bardak nedir? Bardak da, bardağı istersen vücudu sıfat de, o bardağın katmanları da esma de. Evet. Vücuttan mevcut oldu. Aynen öyle abi. İşte. Mutlak havadan muayyen bir yer oldu. Kesinlikle. Şöyle de diyebiliriz ha. Kepçeyi aldınız, büyük bir karavana da pirinç pilavı var. Gerçi bu açıklığınızda bu misalda iyi olmadı ama. Ondan sonra bak şimdi, büyük bir karavanaya kepçeyi bastırıyor. Mesela o kepçeyi aldı, tabağa koysa, kumullu böyle tepe. O mutlak tenceredeki pilav, benim tabağa muayyenleşti miktarı. Mevzu nereye gitti? Mevzu nereye gitti? Burası alıyorsun değil mi? Hamburger düşünüyor. Mesela. Üzeri et. Söyle İbrahim amca yemişti. Sonra yiyorsun. Şey söylesin. ha o siz hiçbiriniz yok. Adem gitmiyor. Adem gidiyor. Adem gibi gözüküyor. Kuksa fende. Yediğini zannetmek iyi yok oldu. Ya kuksa fende bir şey vardı. E yedi ya. Yo yaptı. Yapmışımdır. Yaptı çok güzel bir de. Şeydi, 24. mektupta mı? 24. mektupta abi konuşmuştuk ya abi. Ney? Nasılydı yani onu hatırladın mı? Elma diyorsun da. Mesela tamam. Elmayı yiyorsun ya. He. Şimdi vazifeler için gelmişsin abi, buraya. Tamam mı? Yani her türlü her hareket bizi şeye götürüyor diye anlatmıştı. Bizimkiler acı kuşlar da. Elma. Yemek durumu nedir diye soruyorlar. Elmayı yedin, vücuduna gitti. Oldu vücut. Elma olarak devam etseydin bir vazifesi yok muydu? Sana vücuda geçince ne oldu? Asıl hatırladın değil mi? Neydi? Gafur nasıl bir de söyle. Şöyle miydi? Renkler diyor, bir kavle göre diyor, bir kavle göre diyor, ziya renklerin vücut haricisidir. Şimdi elmaya vurduğun zaman kırmızı gözüküyor mu? Aslında elma kırmızı değildir. Elma ezeldir, kırmızıya gözükmesi ebeddir. Nedir o? Güneş ona vurduğu zaman diğer 6 tane rengi yutar, kırmızı yutamaz. Onun için dışarıya vurur. Anladım. Mesela elma 6 tane rengi yutuyor. Evet, kırmızıyı yutamadığı için kırmızı gözüküyor. Şimdi o nedir?
o 6 tane renk diğer renkler de gözükebilirdi ama bu gözüktü istidat ve kabiliyetine göre. Diğerleri ne oldu? 6 tane renk Adem oldu. O abi, kırmızı biraz ise biraz vücut oldu. Vücut oldu. Tamam. Hasan abi bir şey söyleyeceğim. Siz bunu da ekleyeyim de. Tamam. Ezel, Adem, ebed, vücut. Ebed vücut. Evet, ebed vücut. Aynen böyle abi. Evet. Gibi. Nereden baktığınıza göre. Tabii 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 o kesin. O ölçümüz değişmez. Yani buna nereden yok bakarsan bak bu değişmez abi ya. Niye vücudu ezel esas vücut dersen? Sen konuşuyor musun? Onun meratibi olan ebed de Adem olur. Sen konuştuğun bak, sürece anladın mı? Bak ezeli şöyle bakarsan ezel vücuttur, hakiki vücuttur. Vacil vücut gibi. Ebed onun meratiplerinin gözüktüğü kısım olduğu için ona Adem diyebilirsin. Bu noktayı nazarda. Anladım. Bak vacil vücut meratipleri Adem girmiştir. Ebed de olmuştur. Burası Adem alemleri diyebilirim yani. Anladım. Doğru. Evet, yani şimdi bak, bu da öyle. Mesela şu da var. Şu misal. Mesela şunu elmayı yediğin zaman dilinden elmadaki karşılığı elmanın sendeki karşılığını uyandırıyor dilindeki. O lezzeti alıyorsun. Ama armut lezzeti yok mu o dilinde? Normalde veya var. Bütün lezzetler yok mu? Var. İşte bunların tamamı ezel. Hı. Aldığın lezzet Adem. Aldığın lezzet ebed. Şimdi bir şey söyleyeceğim abi. Şu Osman'dan bir şey yapmak istiyorum da. Osman bir şey. Neyim? Allah da Adem. Ben ilim araştırırken 5 tane ilim şey yaptım külliyatta. 3 tane kelime söylüyorum. İlmi, muhiti, ezeli. İlim, muhit ve ezeli. 3 tane. 2 kelimeye düşürüyorum. İlmi, ezeli. İlim, daire ilim, cilve ilim ve ilim. Şimdi ilmi, muhiti, ezeli sıfattaki ilim. İlmi, ezeli esmadaki ilim. Esma'daki ilimle sıfattaki ilim kıyas edersek Esma'daki ilim vücut, sıfattaki ilim Adem. Allah'ta Adem var mı dedin de böyle ya. Ama bizim bu buradaki Adem gibi konuşmayacağız da. Çünkü mesela Allah'tan biz aciziz, Allah'tan mı aciz gibi olur? Nasıl yani, Adem bunu nasıl mesela? Yani Allah'ta Adem var mı dedin ya. Yani Esma'ya göre sıfatın Adem olmasını bir daha... Yani asıl olduğu için. Yani Adem'le vücudu kıyas ettiğimiz zaman... Peki Adem'i tanımsız manasında mı kullanıyorsunuz yoksa yok, başka bir şey mi? Yok, kuşatıcılığı. Yani kaynak oluşu. Tayin teşahhus etmemiş olması gibi mi ifade ediyorsunuz? Evet. Tayin ve teşahhus etmemiş. Onu niye Adem diye söylüyorsunuz? Yani... O zaman hakiki Adem... Cenab-ı Hakk'ın mahiyeti zatiyesidir o zaman. Diyeceksin yani. Böyle ama, gidersen. Yani böyle de ama bizim... Öyle ama. Ama Adem değil de biz anlamak için tanımlayamadığın şey ya. Ama öyle... Ama hadiste şu geçiyor. Adem geldi ya. Amadaydı diyor. Ha, yani. Ama. Nasıl bir şey? Yani tanımlayamıyor. Yani kapsayıcılığıyla mesela ilmi ezeli. Neredeydi? İlmi muhit ezelideydi. İlim neredeydi? İlim şuradaydı. İlmi muhiti ezeli çık dışarıya. İlmi ezeli oradan da çık dışarıya. İlim. Oradan da çık daire ilim. Oradan da çık cilve ilim. Oradan da çık bu ayağını sabiteler şunlar. Hasan abi iki sualim var. Evet. Şimdi bir ya yine bu birinci sualim bu. Her tarafa da bakabilir miyim? Tabii tabii. Evet. Bu şu şeyi devam ettim ben. Şimdi Allah-u Teala'nın esması olmasa tövbe estağfurullah. Sıfatı olmasa esmasının varlığı bahsedilemez. Bahsedilebilir mi? Tabii Allah canibinden değil. Biz kendimiz beşer canibinden baktığımız zaman biz sıfatın varlığını esmadan biliyoruz. Mesela şu. Bu mevcudat ayna mıdır diyor. Aynadır. Bu mevcudat esmayı gösteriyor. Gözükenler esmadır. Gösteren ayna ise ayna nedir? Sıfattır. Şimdi esma olmadığını düşünürsek sıfat bizim dünyamızda yoktur ama Allah canımda öyle değil. Esma, sıfat, çunat diye bir vacibül vücudu böyle bir tanımlama yok. Hepsi tektir, homojen bir şeydir. Tek bir hakikattir. Tamam. Biz anlamak için tamam. Böyle şey yapılmış, tasdif edilmiş. Hasan abicim, şimdi bakın. Mesela biz istidatla kabiliyeti tefrik edebiliyor muyuz alemimizde? İstidatla kabiliyet. Bilmiyoruz.
Ortaya çıkınca bu kabiliyetmiş, bu da istidatmış. Doğru. Yani o Allah'ta da böyle yani. Doğru. Evet, istidatlar. Allah'a biz iki çeşitte aynı oluyoruz. Bazen vücudumuzla mevcudiyetimizle mesela ilmin var, Allah'ın ilmi var. Bazen ademi vücutsuz vücutlarımızla Allah'a vücut mesela aç ve fakir. Acizim, Allah da aciz. Ben alimim, yani bu odayı yaptığım ilmim var, Allah'ta da ilim var. Bu vücuda aynı darlık. Başka çeşitli aynı darlık var. Ben acizim, fakirim, Allah da aciz, fakir, haşa değil. Bir vücutla aynı darlığımız var, bir de ademle aynı darlığımız var. Temelde iki tane şekilde, bir istidatla aynı dar oluruz, bir kabiliyet. Bak bir daha söyleyeyim. Hangi aynı darlığımız daha çok Cenab-ı Hakk'ı gösterir? He? Hangisi daha kaliteli aynadır? Yani onu bir şey diyemem kişi de. Bir daha Adem yapayım. Adem aynası daha kaliteli. En kalitesi o geliyor ama şöyle bak. Bence 30. sözde diyor ki ben diyor. Tam tersini düşünüyorum. Bak şimdi. Muhalefetün levadis hemen tersini bak şimdi. Benim ilmim var. Allah'ın da var. Ben nasıl ilmimle odayı tefriş etmişim? Allah da bu kainat yapmış. Aynı mantığı Adem'de şeyde ben acizim. Allah mesela acizim. Niçin acizim sonsuz? Çünkü sonsuz kudret gözüksün. Ben sonsuz fakirim, sonsuz gani gözüksün. Ha o zaman ben fakirim, Allah da çok fakir. İşte o zaman ben Allah'ın ademiyim oluyor. O zaman biz iki şekilde değil Allah'a aynı darlık oluyoruz. Bir vücudu aynı darlığımız, bir de ademi aynı darlığımız. Vücudu aynı darlığımızla esma sıfatı aynı darlık ödüyoruz. Harika. Ademi aynı darlığımızla zat aynı darlık ödüyoruz. Harikaydı. Evet. Çok güzeldi. Evet, aynen. Buydu. Vele dalin amindi bu. Belki seyyar dersimiz bitmiştir. Maşallah. El Fatiha diyelim. Allah'ım selam. Allah'ım selam.